Bakar mısın? Anna. Senin ne işin var burada? Sence? Emre Aktaş. Konuşmamız gerekiyor sanki. Neşe, efendim. Emre nerede? Servisteydi, gelir şimdi. Aklıma gelmezdi. Koskoca Demir Sarmanoğlu ismini değiştirmiş, kendi fabrikasında işçi olarak çalışıyor. Nasıl öğrendin bunu? Çok zor olmadı. Demir fabrikaya gitmiyor, şirkete gitmiyor ama sürekli çalışıyor. Biraz takip edince doğru söylüyorsun, Demir'i bulamadım. Ama Emre'yi buldum. Tamam. Bir oyun oynadım, kabul ediyorum. Bir süre daha böyle devam etmesi lazım. Hepsi bu. İyi de hayatım, ben bu oyunun niye oynandığını hala bilmiyorum. Hikmet'e ya. Vallahi bravo. Ya biz de acaba Leyla'yı böyle bir restoranda bulaşıkçı olarak falan mı başlatsaydık? Hani işini en alttan öğrenirdi senin gibi. Hı? Dalga geçecek vaktim yok bende. Babam istediği için başladı ve o istediği için de bir süre daha devam edecek boyun. Baban istediği için başladı ama benim istediğim şekilde devam edecek. Ne demek istiyorsun? Hayatım, sen bu sırrının ortaya çıkmasını istemiyorsun değil mi? Bunun için uğraşıyorum. Tamam. Ben de sırrın ortaya çıkmasın diye artık boyun benim istediğim gibi oynanacak diyorum. O kadar. Anlamadım. Anlatacağım buluştuğumuzda. Ben seninle buluşmak istemiyorum. Ne istiyorsan şimdi söyle. Artık sen istemediğin birçok şey yapmak zorunda kalabilirsin Demir. Hatta bir sırrın ortaya çıkmasını istemiyorsan. Ödeyebilecek misin? İşçisin ya. İş çıkışı görüşürüz, Emre. Betim, benzin at. Evde biri mi var? İzacım gel. Dur.
Kamera bak. Demir, çok özür dilerim ya. Ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum, özür dilerim. Neşe'cim. Senin neyin var? Serviste de bugün ağzını bıçak açmadı. Sorma Deniz. Biz Cengiz'le ayrıldık. Ne diyorsun? Canım çok üzüldüm. Günaydın. Niyetli değilseniz kahvaltınız hazır. Yok, bugün değilim. O zaman şöyle buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin kızım. Buyur. Ben Demir'in annesiyim. Adım da Gülsüm. Sen Derya olmalısın değil mi? Demir söylemişti sabah. Evet Gülsüm teyzeciğim. Size rahatsızlık verdiysem kusura bakmayın. Dün akşam Demir bizde kalabilirsin deyince. Estağfurullah yavrum, ne rahatsızlığı. Sen önce kahvaltını et. Eğer bir ihtiyacın da olursa çekinmeden söyle değil mi? Ama siz oruç tutuyorsunuz. Olsun, sen rahatına bak. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Teşekkürler. Düşünebiliyor musunuz Orhan Bey? Fabrikanın mallarını çalıp çalıp satıyorlarmış. Ayakta uyutuyorlarmış bunca zamandır bizi. Muhasebe müdürümüz de işin içindeymiş. Hiç beklemezdiniz değil mi? Evet, ben de şaşırdım. Ya ya. 4 tane işçi. Güvenlikçi İbrahim, bir de Fuat Bey. 6'sı da dün akşam yapılan operasyonda suçüstü yakalanıp savcıya teslim edildi. Bundan sonrası adaletin işi. Peki Sami Bey, sizin bu operasyondan nasıl haberiniz oldu? Sami'yi yakalayabildin mi? Dün gece işler biraz karıştı usta. Sami yırttı şimdilik. Ama bundan daha önemli bir sorunumuz var. Ne gibi? Sırrımı bir kişi daha öğrendi. Nasıl mı haberim oldu? Bir akşam fabrikaya uğramıştım. Önemli bir evrakı almak için.
güvenlikçi yoktu. Güvenlik kameraları da çalışmıyordu. Bahçeye çıktım, güvenlikçiyi ararken bir kamyon gördüm. Fabrikanın deposundan koliler yükleniyordu. Tuhaf bir durumdu bu. Beklemeye başladım. Sonra kamyon hareket etti. Ben de kamyonu takip ettim. Limana gittiler. Neden bana ya da başka birine haber vermediniz? Emin olmak istedim Orhan Bey. Emin olmak istedim. Ertesi gün limana gidip inceleme yaptım. Ama hiç kimseden hiçbir şey öğrenemedim. Bunun üzerine ben de araştırmalarımı fabrikada devam etmeye başladım. Çünkü bu fabrikanın içinden birilerinin işiydi. Kusura bakmayın Orhan Bey ama sizden bile şüphelendim. Özür dilerim. Bu sırada aradığım bilgilere Fuat Bey'in bir altında çalışan birinden ulaştım. Nasıl? Nasıl? Fuat Bey kağıt üstünde oynamalar yapıyormuş. Sayılan malları eksik gösteriyor, kalan fazlayı da satıyormuş. Yani Celal Bey'in karısı Berna Hanım mı? Bu sırrı nasıl öğrenmiş? Demir Sarmanoğlu şirkette değil, fabrikada yok. Şüphelenmiş, takip etmiş. Ne olacak peki? Onun bu sırrı öğrenmesi planlarını bozabilir mi? Bilmiyorum usta. Çok tekin bir kadın değil bu. Şantaj yapabilir bana. Şantaj diyorsun da yani ama para için olamaz ki. Çünkü kocası zaten fabrikanın yarısına sahip. Belli ki başka bir derdi var. Ama öğreneceğim. Bunun üzerine ben de Fuat Bey'i izlemeye başladım. Ve maillerine girip yazışmalar arasından sevkiyatın yapılacağı tarihi öğrendim. 26 Temmuz gecesi. Yani dün gece. Sonrasını biliyorsunuz Orhan Bey. Bir baskınla bu işi ortaya çıkardım Orhan Bey. Tebrik ederim Sami Bey. Fabrikanın çıkarlarını düşünmek benim görevim. Siz ve dürüst diğer çalışanlarımız gibi. Görüyorsunuz değil mi Orhan Bey? Dünyada ne insanlar var. Ekmeğini kazandığı insanları sırtlarından vuruyorlar. Çok dikkatli olmalıyız Orhan Bey. Çok. Çayım soğumuş da tazeler misin lütfen? Tabii ki. Açmıyor. Ne bekliyordun oğlum? Kızı aldatmışsın. Emre en yakın arkadaşıyla. Cevap vermesini mi bekliyordun? Yani evet. Kızgın olmak da haklı, değil mi? Bence kızgın olmaktan öte bir daha seninle konuşmaz. Yok artık oğlum, amma abarttın ha. Kız bana sırılsıklama aşık bir kere. Birkaç gün trip atar ama benden vazgeçmez. Vay be. Bu kadar kendine güveniyorsun yani. Herhalde. Görürsün bak. Siniri geçsin biraz, ben onun gönlünü her türlü alırım. Rahat ol. İyiymiş. Telefonu hala kapalı. Buraya da gelmemiş. Nereye gider bu kız Berna? Nereye gider? Arkadaşları da bilmiyor. Dur bakalım Celal, sakin ol biraz. Bizi merak ettirmeye çalışıyor. Bitmedi yani bu kızın öfkesi. Bitmedi. Başına bir şey gelmiş de olabilir. Ne gelecek Celal? Kocaman kız bizi çıldırtmaya çalışıyor işte. Merakta bırakmaya çalışıyor. Ya sana bir şey söyleyeyim mi bak? Dün gece konuşmaya çalışıyorum. Leyla diyorum, sakin ol. Güzel güzel anlatmaya çalışıyorum. Nasıl saldırdı üstüme biliyor musun? Ya ben bile ilk defa korktum yani. Neden bu hale geliyor? Neden bir türlü sakinleşemiyor bu kız Berna? Ya Celal sen de kızını tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Leyla her zaman hep istedikleri olsun istiyor. Bana tahammülü yok. Seni paylaşamıyor çünkü.
nedeni ne olursa olsun böyle olmamalıydı. Evi terk etmek de ne demek? İçim hiç rahat değil Berna. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Emin ol dün geceye kadar benim de gelmezdi. Acaba polise mi gitsin? Yok canım, dur, dur biraz. Ben birkaç arkadaşıyla daha bir konuşurum. Öğreniriz bakalım, sakin ol. Ah Leyla, ah Leyla, ah. Beraber bir şeyler yapalım mı? Çok isterdim ama benim başka planlarım var. Ama istersen sen de bana katılabilirsin. Tamam. Arkadaşlar, iyi çalışın. Zamanla yarışıyoruz. Biliyorsunuz, yetiştirmemiz gereken bir siparişimiz var. Biliyoruz Sami Bey. Yetiştiremezsek bizi de düşük performans bahanesiyle işten çıkartabilirsiniz. Düşük performans bahane değil Deniz. Bu bir gerekçe. Hem de bir işçinin işten çıkarılması için yeterli bir gerekçe. Sami Bey, çıkarılan işçiler arasında ayın elemanı seçilen işçiler var. Ne kadar iyi çalıştıkları ortada. Ayrıca defalarca fazla mesaiye kalmışlar. Siz hangi performans düşkünden bahsediyorsunuz? Bize de açıklar mısınız? Size bir açıklama yapmak zorunda değilim. Sami Bey, iş kanununa göre arkadaşlarımızın sendikalı oldukları için işten çıkarıldıkları ispatlanırsa işe iade davası açar ve kazanırlar. Hatta tazminat bile alabilirler. Bunu biliyorsunuz değil mi? Tabii. Arkadaşlarımızın böyle hukuki bir hakkı var. Ama dediğim gibi işten çıkarılmaları sendika meselesi değil. Düşük performans. Biz sizinle aynı fikirde değiliz. Bu konuda sessiz kalacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hakkımızı aramak için bizim de planlarımız var. Tabii. Sizin yapacağınız tek şey iyi çalışmak. Tabii o da bu fabrikada çalışmaya devam ederseniz eğer. Ben sizin performansınıza engel oldum galiba. Siz çalışmaya devam edin. Kolay gelsin Necip Usta. Thank you.
Derya? Cengiz'e bak. Hali perişan vallahi. Ya zaten içim acıyor İkbal abla. Neşe'cim sen de üzgünsün. Emin misin Cengiz'den ayrılmaya? Bir daha düşün istersen. Düşünecek bir şey yok dedi. Oyalıyormuşum onu. Halbuki ben istemez miyim? Sevdiğimle evleneyim, yuvamız olsun. Siz şimdi parasızlık yüzünden evlenemediniz diye mi ayrıldınız? Ne acı değil mi? Ne sandın birader? Bizde ancak parası olan hayat kurar. Parasız olansa en fazla hayal kurar. Vay çok güzel, ben bunu bir yazayım ya. Yaz yaz. Benim de hayalim Neşem'le evlenmekti. Ama olmadı. Ah şu parasızlığın gözü kör olsun be. Merak etme, halledeceğiz. Dünya ne kadar küçük ya. Evet. Deniz meğerse senin ablanmış. Yalnız ne temiz kalpliymişim, bakar mısın? Hep tanışmanızı istiyordum sizin. Yalnız çok şanslısın Derya. Harika bir ablan var. Deniz çok iyi bir insan. Öyledir. Kendinden çok başkalarını düşünür hep. Dün gece o kadar kötüydüm ki Deniz'i aradım. Sağ olsun evinizin kapılarını açtı bana. Yalnız olmadığımı hissettirdi. Ben de çok sevindim burada kalmana. Da ne oldu dün gece yani, anlatmak ister misin? Yok. Hatırlamak bile istemiyorum. Boş ver. Ben de çok kötü bir gece geçirdim. O yüzden seni anlıyorum. Keşke aklımdan silebilseydim her şeyi de. Sana ne oldu? Kerem. Beni aldatıyormuş da. Hem de en yakın arkadaşımla. Ben onu bir ömür boyu beklerdim ama babamlar o kadar üstüme geldi ki artık dayanacak gücüm kalmadı. Ah be kızım, senin de işin zor tabii. Ailen sonuçta. Nasıl karşı çıkacaksın ki? İnşallah bir çözüm yolu bulunur. İnşallah. Bulunur tabii. Böyle bitti deyip gestirip atmamak lazım. Biraz düşünelim. Dur bakalım Cengiz, bir çaresini buluruz belki. Nasıl bulunacak abisi? Vaziyet ortada. Dışarıdan mabal okumak kolay tabii. Cengiz, ne demişler? Gecenin en karanlık anı aydınlığa en yakın olduğun andır. Bir çözüm yolu bulunur yani. Eyvallah abisi. Ya Cengiz sen de bak, şimdi ben sana teselli vermiş gibi olmayayım ama hemen karaları bağladın oğlum ya. Lan seviyorsunuz birbirinizi, sıkıntı yok. Değil mi? Aa, mola bitti. Hadi kalk. Siz gidin, ben geliyorum. Arkadaşlar, işten çıkarılan arkadaşlarımız için bir şey yapmalıyız. Yani bir protesto ile sesimizi duyurmalıyız. Sonuçta hepimizin isteği hakkımız olan iş güvenliğini almak. Ya arkadaşlarımız sırf sendikalı diye, örgütlendiler diye işten çıkarılmalarını istemiyoruz. Buna bir dur dememiz lazım. Bugün onlara yapılan yarın bize yapılabilir. Bu yüzden yarın bir günlük iş bırakma eylemi yapalım diyorum. Böylelikle yönetim bu konuda sessiz kalmayacağımızı, sonuna kadar direneceğimizi bilir. Ne dersiniz, var mısınız bu konuda omuz omuza direnmeye? Varız tabii canım. Sormana bile gerek yok. Varız, hakkımızı arayalım. Bahçemiz de güzel ama değil mi? Evet. Merhaba. Simge, bak burada kim var? Aa, merhaba. Merhaba. Leyla ile ablam arkadaşlarmış meğersem. Dün akşam da bizde kalmış. Aa, ben de şaşırdım sizi burada görünce. Biz de Derya ile Umut konuşuyorduk, ne kadar enteresan bir tesadüf oldu diye. Leyla'cığım biz çıkıp hava alacağız biraz. Sen de gelsene. İyi gelirim. Yok ben yorgunum. Evde kalayım. Siz gidin. Peki tamam. Bir şey ihtiyacın olsa o zaman ara beni. Tamam. Tamam. Sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Bir görüşürüz. Deniz, sence iş bırakma eylemi için doğru zaman mı? Evet, tabii ki. Şimdi sessiz kalırsak sonra da susmak zorunda kalırız. Evet, ama biliyorsunuz siparişlerin zamanında yetiştirilmesi gerekiyor. Kritik bir süreçten geçiyoruz Deniz. Bizim her şeyden önce bu fabrikaya karşı sorumluluklarımız var. Ne demek istiyorsun Emre? Yani demek istiyorum ki, yani böyle bir zamanda iş bırakma eylemi yaparsak fabrikayı zarara uğratırız diyorum. Ya işlerini kaybeden işçilerin zararı ne olacak?
O zaman kimse onları düşünmedi. Şimdi de biz onları düşünmeyeceğiz. Asıl böyle bir zamanda yapacağız ki bunu. Gücümüzü gösterelim. Haksız mıyım? Haklısın. Sen de haklısın. İnanamıyorum ya. Şaka olduğunu söyle. Ben de Nazlı'yı Kerem'in evinde gördüğümde hepsi şaka olsun istedim ama gerçekti Simge. Çok üzüldüm Derya ya. Nazlı'nın bizden sakladığı buymuş demek. Ya? Aa, Nazlı geliyor. Bırak bir şey söyleme. Oo. İyi insan lafın üstüne gelirmiş derler. Ne doğru bir sözmüş ya. Ne oldu? Yüzüme bakamıyor musun yoksa? Derya bırak gitsin. Uyumak istiyorum Simge. Ne zamandan beri arkamdan işler çeviriyorsun? Önce hesap vereceksin. Recep baba sağ ol. Ahmet abi sağ olasın. Cengiz. Arkadaşlarla aramızda bir şeyler topladık. Bu para nereden çıktı abisi? Oğlum al işte. Çok bir şey değil ama maaşları alınca biraz daha takviye yaparız. İyi kötü yaparız biz bu düğünü. Sağ ol Bekir. Ama gerek yok. Benim yüzümden herkesin dara girmesini istemem. Oğlum inat etme. Ucuz bir yer buluruz. Olmadı bizim çaycıyla konuşuruz. Artan masraflar için de maaşlardan biraz daha takviye ederiz. Yeter ki sen canını sıkma. Gönlünü ferah tut. Koca bir yer. Sağ ol Bekir. Borcum olsun. Borcun morcun yok lan. Hadi bak işine. Çok iyi birisin Bekir. Ya bunun iyi olmakla alakası yok. Arkadaşlıkla ilgili bir mesele bu. Arkadaş demek zor zamanda arka çıkmak demek. Bazıları bal keseden atar tutar. Ellerinden kuru gürültüden başka hiçbir şey gelmez. Ama bizim onlar için bir şeyler yapmamız, harekete geçmemiz lazım. Çünkü onlar bizim arkadaşlarımız. Ne duymak istiyorsun Derya? Sen benim arkadaşımdın. Nasıl yaptın bunu bana? Cevap ver. Dünya senin etrafında dönüyor sanıyorsun değil mi? Her zaman en akıllı, en güzel, en mutlu sen olmalısın değil mi? Ne demek istiyorsun sen ya? Kendini bir şey sanmandan bıktım artık. Hep senin dertlerin, senin hayatın, senin sevgilin. Biz kimiz ki? Bizim ne önemimiz var ki? Ben sana söyleyeyim. Derya'nın varoş arkadaşları. Ha beni kıskandığın için Kerem'le birlikte oldun yani öyle mi? Bir kere ben değil. Kerem bana yanaştı. Sana sıkıldığını, bıktığını, ayrılmak istediğini söyledi, tamam mı? Yalan söyleme! Öyle bile olsa sen benim arkadaşımdın ya. Nasıl sırtımdan vurabilirsin beni? Ben sadece mutlu olmak istedim. Kerem bana o kadar güzel şeyler söylüyordu ki benim yerimde kim olsa ona karşı koyamazdı. Senin yerinde onurlu bir insan olsaydı inan şu düştüğün aşağılık duruma düşmezdi be Nazlı. İstediğini söyle, istediğini düşün. Umurumda değil. Kimseyi tercihleri yüzünden suçlayamazsın. O beni seçti. Hoşuna gitse de gitmese de bunu öğretecektin zaten. Şuna bak ya. Özür dileyip utancağı yerde kafa tutuyor bir de. Derya! Derya! Nazlı yapma ya saçımı! Bırak! Derya! Pişman olacaksın. Asıl sen pişman olacaksın. Kerem çok haklı. Hala çocuksun sen. Kaybetmeyi, yenilmeyi hazmedemiyorsun. Kaybeden kimmiş göstereceğim sana gerizekalı. Derya bırak gitsin. Gel gidelim artık. Derya sakin. Sami Bey de baskın düzenleyerek suçluları yakalatmış. Sana dün geceki durumu böyle açıkladı yani öyle mi? Evet. O da sizin gibi fabrika içinde bir yolsuzluk yapıldığını anlamış ve bu işin peşine düşmüş. Kendi gözlerimle gördüm Orhan amca. Limandaydı. Kamyonun peşine düşüp suçluların kim olduğunu öğrenmeye çalışıyormuş. Peki sen inandın mı anlattıklarına Orhan amca? Bilemiyorum Demir Bey. Suçlular da ortaya çıkarıldı. Başka bir açıklaması olabilir mi sizce bu durum? Bir
Yani sen bu işin içinde değil diyorsun, öyle mi? Öyle görünüyor Demir Bey. Ben pek emin değilim. Güvenmiyorum ben bu Sami'ye. Hikmet Bey'le görüşmüşsünüz. Kendisi ne düşünüyor bu konuyla ilgili olarak? Vallahi babama Sami'den şüphelendiğimi söylemedim. Zaten benden önce davranmış. Babama anlatmış her şeyi. Evet. Celal Bey'e de haber vermiş. Gerçekten Sami Bey bu işin içindeyse... böyle bir baskınla sevkiyatı ortaya çıkarmak yerine... bu baskını engellemeye çalışmak istemez miydi sizce? Bilmiyorum. Belli ki başka bir hesabı var. Fabrikaya geldiğim ilk günden beri gözüm hiç tutmadı bu adamı. Bir şeyler saklıyor kesin. Bu işin peşini bırakmayacaksınız yani. Benim sırrım ortaya çıkmadan o Sami'nin sırrını ortaya çıkaracağım. Akşam nereye gideceğimizi hala söylemedin. Sürpriz olsun istiyorum. Tamam. O zaman iftardan bir saat sonra bizim durakta ol. Anlaştık. Oo Leyla. Ne yaptın sen böyle ya? Bir şey değil aslında. Makarna yaptım sadece. Değişik İtalyan sosu da var. Bakalım beğenecek misiniz? Ellerine sağlık. Keşke ben de yardım etseydim sana. Ay yok, çok vaktimi almadı zaten. Hem evde sıkılmamış oldu. Otursana. Sen niye yettin de bize geldin Leyla'ya? Bence biz harika bir kızlar takımı olduk. Bence de. Evet Berna, seni dinliyorum. Acelen ne ya? Dur bir şeyler ye iç. Berna, ne söyleyeceksen söyle. Demir, bu sırrın ortaya çıkmaması senin için niye bu kadar önemli? Dedim ya, babam öyle istiyor. Sadece baban istediği için olsaydı sırrının ortaya çıkmasından bu kadar korkmazdın. Ne olacak yani? Herkes senin sırrını öğrenince baban seni evlatlıktan mı reddedecek? Sırrımın ortaya çıkmasından korkmuyorum. Henüz zamanı değil. Başka planlar var yani. Şimdi benim planlarımı boş ver de senin planlarından konuşalım biraz. Ne istiyorsun benden? Nasıl oldu? Daha iyiyim. Arkadaşım dediğim o kızla karşılaştım da sinirimi çıkardım biraz ondan. İyi geldi. Kavga mı ettiniz? Evet. Özür dileyeceği yerde zeytinyağı gibi üste çıkıyor bile, düşünebiliyor musun? Kerem aradı mı peki? Oo, hep arıyor da açmıyorum. Oo kızlar, ne güzel sofra hazırlamışsınız. Ben değil vallahi, her şeyi Leyla yapmış. Leyla'cığım ne gerek vardı, yormasaydın kendini. Bir şey yapmadım canım. Otursana. Leyla'yla tanışmışsınız. Leyla Kerem'in arkadaşı, oradan tanıyorum. Öyle mi? Evet, Kerem de benim kafeye gelirlerdi. Okuldan sonra boş vakitlerde tabii. Aa, ben makarnanın sosunu ısıtacaktım. Dur, ben yaparım artık, sen yorulma. Ay yok canım, sen otur, ben iki dakikada hallederim lütfen, hadi. Aradım seni, neden açmadın? Simge'de kalacağımı söylemiştim sana. Bak ablacığım. Sana karşı baskıcı olmak istediğim en son şey. Tamam, Kerem konusunda biraz dayatmacı davranmış olabilirim. Ama ben başında bir gardiyan değilim. Sadece seni çok seven ve seni korumaya çalışan biriyim. Biliyorum abla. Endişelenmene gerek yok zaten. Kerem'den ayrıldım. Ayrıldınız mı? Neden? Ne önemi var ki nedeninin? İstediğim buydu, oldu işte. Artık hayatımda Kerem diye biri yok. Bitti. Ayrıca Leyla ile aranı düzelteceksin. Güzel. Leyla ile aramız mı zaten? O yüzden mi kız evi terk edip gitti? O yüzden mi bunalımda? Artık kıza ne dediysen. Benim de bilgisi olduğunu sanma. Peki Leyla'nın nerede olduğundan haberin var mı? Hayır, yok. İşte aranızda bir problem olmasaydı sen şimdi Leyla'nın
nerede olduğunu bilecektin. Kız telefonlara çıkmıyor Demir. Merak ediyorum. Berna, sen Leyla'yı düşünüyor olamazsın. İyi tanıyorum seni. Ne var kafanda? Neyin peşindesin? Ama sen çok fesatsın ya. Ben Leyla'nın iyiliğini istiyorum. Bu da sana bağlı. Leyla'nın duygularına karşılık vereceksin demiş. Saçmalama, benim arkadaşım o. İkimiz de Leyla'nın sana olan duygularının arkadaşçı olmadığını biliyoruz. Bak, senin düşündüğün gibi bir durum yok ortada. Benim hislerim ona karşı öyle değil yani. Rol mü yapmamı istiyorsun? Hı hı. Gerekirse rol yapacaksın, evet. Bak, kafanda ne var bilmiyorum ama bu istediğin olmayacak. Öyle mi? Öyle. Görüşürüz. Leyla, bu sosun tarifini senden almam lazım. Harika olmuş. Gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nihayet bu akşam seni Emre ile tanıştırabileceğim. Oo, ben önce seninle tanıştırıyor, değerini bil. Sana da gel dedim. Gelmiyorsun ablacığım. Yok ablam, hiç çıkasım yok. Sen en iyisi Emre'yi bir akşam bize yemeğe davet et. O zaman tanışalım. Emre daha önce bu eve hiç gelmedi mi? Yani bir iki kere uğradı ama... Yani böyle bahçede yemek yemek falan istemiyorum. Komşular görür, laf ederler. Çekiniyorum yani. Ya o zaman bir gün hep beraber bir yerde yemeğe gideriz. Sizi çok güzel bir restorana götüreceğim. Süper olmaz mı? Olabilir. Ama biz biraz daha kalkmazsak geç kalacağız. Hadi. Tamam. Ben hemen telefonumu alayım. Çıkalım. Bulaşıkları yıkarsın değil mi? Yıkayacağız artık. Hadi, hadi. Görüşürüz ablacığım. Tamam ablam, görüşürüz. Görüşürüz Derya. Görüşürüz. Alo Demir. Derya'cığım kusura bakma, yoğunluktan arayamadım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Ya, bu arada dün gece için çok sağ ol Demir. Laf olmaz. Bak ne diyeceğim, seninle biraz konuşmak istiyorum. Yarın bizim villaya gelsene. Tabii gelirim. Tamam. Bu arada Kerem seni rahatsız etmiyor değil mi? Arıyor ama açmıyorum, merak etme. Süper. Yarın görüşürüz bizim evde. Tamam, hoşça kal. Bekir. Merhaba. Leyla da bizimle geliyor. Süpermiş. Ne kadar çok kişi olursak o kadar iyi. Ne haber Leyla? İyi, senden? İyiyim ben de. Emre gelmedi mi? Yani haberim yok. Ayrıca ne gerek var ki Emre'nin gelmesine? Biz böyle hallederiz üçümüz. Dediğim gibi ne kadar çok insan olursa o kadar iyi. Sesi çok kötüydü. Benimle konuşmak istiyor. Merak ediyor tabii. Ben sizinle gelmesem ayıp olur mu? Olmaz, sen git konuş. Hatta Bekir bıraksın seni. Tabii tabii. Biz seni gideceğin yere kadar bırakalım.
Ay yok canım, sizin bir sürü işiniz var şimdi. Ben şu taksiye biner giderim. Tamam o zaman, ama haber ver bana, olur mu? Tamam. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ben malları alayım. Tamam. Merhaba. Aa, nasılsın Gökhan abi? Sağ ol, sen nasılsın? Merhaba. Emre, Gökhan abi. Merhaba. Deniz, ne oluyor, bu koliler ne? Her ay ihtiyaç sahipleri için yardım paketleri hazırlıyoruz. Deniz Hanım gibi gönüllülerimizin sayesinde bu paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ramazan'da gönüllülerimiz çok oluyor. Ama Deniz Hanım her ay bir kere mutlaka gelip bize yardımcı oluyor. Deniz Hanım gibi gönüllülerimizin çoğalmasını diliyoruz. Bundan sonra ne zaman dağıtım için araba lazım olursa her zaman emrinizde. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca sadece Ramazan ayında değil, bir daha ne zaman gelirsen bana da haber verdiniz. Sağ ol Bekir. Arabaya ihtiyaç olmasa bile ayrıca paketlemek için de geliriz. Bundan sonra ben de varım. Gönüllü olmak için ne gerekiyor acaba? Herhangi bir şey gerekmez. Formu doldurmanız yeterli. Süper. Hemen doldurayım o zaman. Ben de gönüllü olmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Arabada. Birazdan getiririm. Tamam. Seni çok merak ettim kızım. Çok. Telefonlarını bile açmıyorsun. Beni üzmekten zevk mi alıyorsun Leyla? Hayır baba. Zaten seni üzmek istemediğim için buradayım. Nerede kalıyordun? Arkadaşların bile senden haber alamamış. Bir arkadaşımla kalıyorum. Sen tanımazsın. Ama çok iyi bir kız. Güvendeyim yani, merak etme. Benimle gelmeni istiyorum kızım. Ha? Hadi. Hayır baba. Ben biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Buna ihtiyacım var. Leyla, bak yavrum. Yapma böyle yavrum. Neyini eksik ettin? Sana ne kötülük ettim de beni böyle üzüyorsun Leyla. Hadi evimize gidelim kızım. Ha? Baba, ben küçük bir çocuk değilim artık. Aile eve çıkmak istiyorum dedim. İzin vermedin. Peki, şöyle yapalım bak. Birlikte eve gidelim, karşılıklı oturup konuşalım. Belki bir orta yol buluruz ha? Bir düşünürüz. Ne dersin? İstemiyorum baba. Berna'yla aynı ortamda olmak bana iyi gelmiyor. Hayatımla ilgili yeni kararlar almam lazım. Lütfen bunun için bana biraz zaman ver, olur mu?
Ne işin var burada? Hangi yüze çıkıyorsun karşıma? Beni dinlemeni istiyorum Derya. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Defol git buradan. Sadece birkaç dakika. Polis arıyorum. Ya saçmalama. Sadece bir dakika adam gibi konuşuyorum. Adam gibi derken sen adam mısın ki? Tamam kızgınsın bana. Ne istersen söyle. Kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım. Hata yaptım Derya. Evet. Ama bu hatayı yapmamda arkadaşının payı büyük. Öyle mi? Nazlı da tam tersini söylüyor. Benden ayrılmak istediğini söylemişsin. Onunla olmak için çok dil dökmüşsün. Kendini aklamak için suçu benim üstüme atacak tabii ki. Neyse önemi yok. Artık bana inanmadığını biliyorum. Ama yine de sana gerçeği söylemek zorundayım. Gerçeği gözlerimle gördüm Kerem. Daha ne söyleyeceksin? Gerçek olan tek şey şu. Seni seviyorum. Beni affetmen için ne gerekiyorsa yaparım. Ne kadar beklemem gerekiyorsa beklerim. Çünkü ben hep ve sadece seni seviyorum. Bitti mi? Bir şey söyle. Güle güle. Tamam. Gidiyorum. Sakinleşince konuşalım. Bak sana bir tavsiye. Artık benden uzak dur. Yoksa çok pişman edeceğim seni Kerem. Zaten pişmanım Derya. Hem de çok pişmanım. Güle güle Kerem. Anlat bakalım ne yaptınız bu vakte kadar? Fabrikadaki arkadaşlarla yoksul ailelere yardım paketi dağıttık anneciğim. Sahi mi? Vallahi ne büyük bir sevap işlediniz ha. Böyle mübarek bir ayda. Aferin benim oğluma. Bu gece gördüklerim beni çok etkiledi anne. O yoksul ailelerin zor durumunu gördükçe kendimi çok şanslı hissettim. Öyle yavrum. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Amin. Amin. Fabrikada çalışmaya başladığımdan beri gördüklerim beni çok değiştirdi anneciğim. Bunda birinin katkısı büyük. Kimmiş o? Aşık olduğum kız. Oğlu? İyi de yüzün bu haline böyle. Çünkü oynadığım oyun ortaya çıkınca onu kaybedeceğim. Annem niye öyle düşünüyorsun? Vakti gelince açıklarsın gerçekleri. Eğer o da seni seviyorsa sana hak verecektir. Üzülme. Anne, bu kız farklı. Eğer fabrikanın sahibi Demir Sarman'ın oğlu olarak tanısaydı beni... ...zaten hiç şansım olmayacaktı. Şimdi bir ihtimal var. Oyunum ortaya çıktığında o da yok olacak. Günaydın ablam. Günaydın.
günaydın. Sen bu kadar erken kalkar mıydın uykucuğum? Simge ile sabah yürüyüşüne gidelim dedik de. Hadi bakalım. İyi, görüşürüz sonra. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Evet. Alışkanlık. Seviyorum erken kalkmayı. Dün nasıl geçti babanla konuşman? Konuştuk işte. Eve dönmemi istiyor. Sen ne dedin? Kafamı toplamak için biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Eğer senin için sakıncası yoksa birkaç gün daha burada kalmak istiyorum Deniz. İstediğin kadar kalabilirsin. Biraz kafanı topla. Sağ ol. Taksi! Benim kalkmam lazım yoksa geç kalacağım işe. Tamam. Hiç rahatsız olma ne olur. Burası senin de evin sayılır artık. Bir anda iki kız kardeşim olmuş oldu. Yaşadığım onca şeyden sonra sizin varlığınız çok iyi geldi bana Deniz. Hadi akşama görüşürüz. Görüşürüz. Çok beklemedim umarım. Yok, bir problem yok. Seni buraya çağırdım ama kusura bakma. Yok canım, ben de alıştım zaten buralara. Ne zaman istersen gelebilirsin. Öncelikle söyle bakalım, keyfin gerçekten iyi mi? İyiyim, merak etme. Hatta ben de şaşırıyorum nasıl böyle olduğuma ama daha iyiyim. Tabii bunda senin de payın çok. Peki. İnsan arkadaşıyla ilgili böyle şeyler söyler mi bilmiyorum ama Kerem'i iyi tanırım. Yani baştan beri ben ilişkinize aslında karşı çıkıyordum. Seni hak etmiyordu o. Ablam gibi konuştun. Kerem böyle bir adam işte. Hiç istemezdim ama maalesef üzdü seni. Pişman olduğunu söyledi biliyor musun? Sen ne dedin? Onu görmek istemediğimi gitmesini söyledim. Bak belki biraz üzülebilirsin ama çok doğru bir karar vermişsin. O sana ne söylerse söylesin sakın dönme ona. Merak etme demiş. Onu affetmeye hiç niyetim yok. Güzel. O zaman şimdi bir daha onu görmeyeceğine ve onunla konuşmayacağına dair söz ver bana. Bu senin için o kadar önemli mi peki? Bu benim için o kadar önemli. Çünkü sen benim için önemlisin. Tamam o zaman. Söz veriyorum onunla bir daha görüşmeyeceğim. Zaten ben de istemiyorum artık. Tamam. Benim şimdi çıkmam lazım. Şirkete gideceğim. Ben de Simge'yle buluşacağım zaten. Eve gitmiyorsun yani. Yok, şu ara onunla dertleşmek iyi geliyor da. Tamam. O zaman bırakayım ben seni.
Selam. Selam. Nazlı'nın canını okumuşsun. Sen nereden duydun? Nazlı bir arkadaşını anlatmış. O arkadaş da başka bir arkadaşını anlatmış. O başka bir arkadaşı başka bir arkadaşına derken... Milletin işi gücü yok tabii. Yani bilirsin. Facebook sizin kavganızı çalkalanıyor. Yapma ya. Demek herkes duydu ha. Yani evet. Ama bence utanması gereken sen değilsin. Onlar. Ya bence sen hak eden hak ettiği dersi vermişsin. Helal olsun. Senin burada ne işin var Leyla? Burası benim arkadaşımın evi. Ben bir süredir burada kalıyorum. Esas senin ne işin var burada? Derya söyledi değil mi burada olduğunu? Yakalandım. İtiraf ediyorum. Derya söyledi. Aferin Derya'ya yani. Ağzı çok sıkıymış. Evde biri yok mu? Ben rahatsız etmeyeyim mi arkadaşını? Yok. Deniz işe gitti. Derya da arkadaşıyla yürüyüşe falan gitti. Leyla, Derya'ya sen kızma olur mu? Ben söylesin diye çok ısrar ettim. Neden? Çünkü merak ettim seni. Beni merak et. Umurunda değilim sanıyordum. Ama umurumdasın. Sen benim için çok önemli bir dostsun Leyla. Sana çok değer veriyorum. O herif seni mutsuz edecek demiştim ama... beni dinlemedin ki. Bak Kaan, mesela biz seninle çıksaydık, birisi sana Derya çok üzecek, ondan ayrıl deseydi, dinler miydin? Ama söylemeden edemeyeceğim. Haklıymışsın. Kerem canımı çok yaktı. Senin canını yakanı ben de yakarım. Saçmalama. Sahi yapar mısın bunu? Sen hala anlamadın galiba. Senin için her şeyi yaparım ben. Nerelerde takılıyor bu herif? Bugün spora gider herhalde. Hadi seni bize götüreyim, bizde kal. Burada kalmam daha iyi. Ne yapacağımı karar vermem gerek. Peki. Ama babama söyleme sakın burada olduğumu, tamam mı? Tamam, merak etme sen. Sen de Derya'ya bir şey söyleme. Kızcağız kötü hissetmesin kendini. Tamam. Leyla'cığım, evine ne zaman döneceksin? Berna o evde olduğu sürece eve dönmeyi düşünmüyorum. Bak yapma böyle. Ani kararlar var mı? Baban çok üzülecek sonra. Bilmiyorum Demir. Her şey üstüme üstüme geliyor bu aralar. Çok şey mi istiyorum şu hayattan? Yani bir huzurlu olmak. Bir de sevilmek. Ama olmuyor işte. Bana kızgın mısın? Ne için? Duygularına karşılık veremediğim için. Kızgın değilim. Üzgünüm. Bak. Seni üzmek isteyeceğim en son şey. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben kalkayım artık. Bir şeye ihtiyacın olursa ilk beni arıyorsun. Değil mi? Tamam. Bay bay. Sen mutlu olmayı gerçekten çok hak ediyorsun. Ama seni mutlu edecek kişi ben değilim. Belki bunu daha önce söylemeliydim ama... benim kalbimde başka biri var. Sana dostumdan fazlasını veremem. Dediğim gibi. Ben başkasına aşığım.
Arkadaşlar bugün burada sırf sendikalı oldukları için haksız yere işten çıkaran arkadaşlarımız için toplandık. Bunu protesto etmek boynumuzun borcu. Bugün onların başına gelen yarın bizim başımıza gelebilir. Emre. Deniz. Efendim canım. Ben bu protestoya katılmak istemiyorum. İçeri almayacak mısın? Şu anda pek müsait değilim ya. Telefonlarımı açmıyorsun, merak ettim seni. Neden? Nasıl neden? O olaydan sonra hiç konuşamadık. Ya konuşacak bir şey yok ki. Kerem neden böyle davranıyorsun? Anlamadım. Daha önce de söyledim Deniz. Bu protestonun zamanı yanlış. Bizim fabrikanın yetiştirmesi gereken çok önemli bir yurt dışı siparişi var. Eğer biz bütün işçiler olarak işi bırakırsak, işi boykot edersek böyle, işe gitmezsek o sipariş yetişmeyecek. Ve fabrika ciddi zarara uğrayacak. Ayrıca ticari itibarımız... Yani Hikmet Bey'in ticari itibarı da zedelenecek. Yani Hikmet Bey'in itibarı zedelenecek diye hakkımızı aramayacak mıyız? Ne oluyor burada? He? Ne oluyor burada? Bak Nazlı. Gelip benden hesap sormanı gerektirecek bir şey yaşamadık biz. Tamam? Büyütmeye gerek yok yani. Takıldık ve eğlendik, güzel vakit geçirdik ama bu kadar. Ne yani? Derya'ya mı döneceksin? Ben hep Derya'daydım zaten güzelim. Hani ben çok farklıydım? Hani Derya ile ayrılacaktım? Yüzüme bak. Bütün o söylediklerin hepsi yalandı değil mi? Hepsini beni elde etmek için söyledin. Bravo. Anlamışsın işte. Tamam. Sen aşağılık herifin birisin. Pislik. Bana bak. Madem artık nasıl bir herif olduğumu öğrendin... ...buralarda fazla takılma istersen. Başına bir şey gelir falan. Allah muhafaza. ...için işten çıkardığınız arkadaşlarımız için burada protesto yapıyoruz. Size daha önce de söyledim. İşten çıkarılan arkadaşlarınız sendikalı olduğu için değil... ...düşük performans gösterdikleri için işten çıkarıldılar. Size inanmıyoruz. Bu bir bahane. Sırf sendikalı oldular diye çıkardınız. Bize de bu yüzden baskı yapıyorsunuz. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın geri alınmasını talep ediyoruz Sami Bey. Evet, iş güvencesi istiyoruz. Örgütlü olduğumuz için işten çıkarılmak istemiyoruz. Sizi uyarıyorum. Eğer bu protestoyu sonlandırmazsanız hepinizi işten atarım. Hiçbirimizi işten atamazsınız. Hepimizi işten çıkaramazsınız. Öyle bir çıkarırım ki şu anda sıkışık bir zamanda olduğumuz için bundan yararlanmak istiyorsanız yanılıyorsunuz. Sizi işten atar, yerinize de bir sürü kişi bulurum. Dışarıda işsiz çok Deniz Hanım. Arkadaşlar, bu haksızlığa karşı koymak sizin en doğal hakkınız. Ama şu an fabrikanın yetiştirmesi gereken önemli bir siparişi var. Ne yapıyor lan bu? Vallahi bilmiyorum. Bu arkadaşlara ben de sizin kadar üzülüyorum. Ama şu da bir gerçek. Eğer biz işi burada bırakırsak 600 kişi hepimiz işsiz kalacağız. Doğru. Doğru söylüyor, doğru. Bakın arkadaşlarımız için hakkımızı aramaya devam edelim. Hukuki yollar açık.
Fakat şu an protestoyu bırakıp işimizin başına dönmeliyiz. Çünkü şu an yaptığımız ekmek yediğimiz yere ihanet etmek. Bir yer yapalım Derya. Kerem gibi büyük bir beladan kurtuldun ne de olsa. Bir fakiri falan sevindirelim mesela. Tabii Simge'cim, biz çok zenginiz ya zaten. Bir de fakir sevindireceğiz. Ya öyle deme. Bizden durumu daha kötü olanlar da var. Halimize şükredelim. Orası öyle tabii. Ha, bu arada Nazlı aradı iki kez. Açmadım. Yok, bir de açsaydın. Simge onunla arkadaşlığına devam edersen bir daha yüzümü göremezsin ha. Arkadaşınız gibi mantıklı düşünenler vardır mutlaka. Bu arkadaşınızın dediklerini dinleyin ve hepiniz işinizin başına dönün. Hemen. Hadi. Emre'nin yönetimin adamı olduğunu ispatlamaya gerek kalmadı. Kendi ipini kendi çekti zaten. Aynen öyle. Arkadaşlar, lütfen beni dinleyin. Az önce Hikmet Bey'le görüştüm. Kendisi Almanya'da olduğu için olaylara vakıf değildi. Durumu anlattım. Hikmet Bey'in size bir mesajı var. İşten çıkarılan 5 arkadaşınızın işe geri alınacağını söyledi. Orhan Bey, nasıl olur? Hikmet Bey'le bir de ben konuşsaydım. Hikmet Bey'in kararı kesin. Bu olayın daha fazla büyümeden kapatılmasını istiyor. Arkadaşlar, lütfen şimdi hepiniz işinizin başına dön. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca Hikmet Bey'e sağduyusundan dolayı da teşekkürlerimizi iletin lütfen. Nazlı da bu yaptıklarının cezasını ödeyecek. Nazlı'yı fena benzettin zaten. Herkesin diline düştü. Cezasını gördü. Kerem'e de en büyük ceza seni kaybetmesi değil mi zaten? Hala o kadar sinirliyim ki hiçbiri bana yetmiyor. Derya, öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu öfkeyle yanlış bir şeyler yapacaksın. Sakinleş artık. Yapmış olabilirim bile. Ne demek istiyorsun? Deniz. Deniz. Sen Derya, Kaan'ı Kerem'in üzerine salmakla her şey düzelecek mi? Kerem dayak yiyince rahatlayacak mısın yani? Ne bileyim, daha iyi hissederim belki. Ben sana söyleyeyim, iyi falan hissetmeyeceksin. Kerem senin canını yaktı, tamam. Ama Kerem'e acı çektirmek istiyorsan, onu bir daha hayatına sokmamakla yapabilirsin bunu. Bu şekilde değil. Ya ikisinden birine bir şey olsa? Ömür boyu vicdan azabı çekersin. Hoş geldiniz. Merhaba Sami Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, böyle oturun. Oturacağım. Çok şaşırttınız beni. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz acaba? Konuşmayacak mısın benimle? En azından 5 dakika dışarıda konuşsak. Necip Usta, bize 5 dakika izin verir misin?
Hadi bakalım. Biliyorsunuz, ben de yönetim kurulu üyesiyim. Evet efendim. Fakat işlerle ilgilenemez oldum. Her şeyle Celal ilgileniyor ama hissem olan fabrikada neler olduğunu bir görmek istedim ben de. Tabii efendim, bu en doğal hakkınız. O yüzden bana fabrikayı bir gösterirsiniz diye düşündüm. Üretim yerlerini gezmek, bir işçileri görmek istiyorum. Tabii efendim, tabii. Yalnız halletmem gereken bir iki evrak var. Ondan sonra çıkarız. Kusuruma bakmayın, olur mu? Bak işine, vaktim var benim. Tamam. Sen patronlardan yana mısın, bizden mi? Tabii ki sizden yanayım. Ya dışarıdaki tavrın neydi? Sanki buranın sahibiymişsin de insanları işe dönmesi için ikna etmeye çabalıyormuşsun gibi. Deniz, sen hep doğruluğuna inandığın şeyler için mücadele etmekten bahsetmez miydin? Evet. İşten çıkarılan 5 arkadaşımızla ilgili mücadelemiz sana pek doğru gelmedi galiba. Tabii ki doğru geldi. Ben sadece zamanı yanlış dedim. Burası bizim ekmek teknemiz. Uf, devam etme Emre, ne olur. Yeterince dinledim zaten seni. Tamamdır Berna Hanım. Tamam. Çıkabiliriz. Buyurun. Hadi. Görelim bakalım fabrikamızda neler oluyor. Buyurun efendim. Merci. Resmen patronların çıkarlarını korudun burada. Ben herkesin ortak çıkarını korudum. Bu fabrikanın ayakta kalması hepimizin yararına. Bak, bu 5 arkadaşımız işine geri döndü zaten. Biraz gülümse sen de, mutlu ol. Ben 5 arkadaşımız için mutluyum zaten. Sadece beni çok hayal kırıklığına uğrattın. Böyle konuşma ama. Benim düşüncelerime saygı duymalısın Deniz. Biz hep aynı fikre sahip olamayız değil mi? Evet haklısın ama en azından temel doğrularda aynı fikirde olursak. Biz seninle aynı saftayız. Öyle miyiz gerçekten? Deniz. Neyse, ben gidiyorum. Burası da fabrikamızın diğer ünitesi ve buradan da bu tarafa doğru... Bakar mısın? Seni nereden tanıyorum ben? Şişt birader! Ne haber? Kerem. İyi. Senden? Selam gençler. Bunca arkadaşınla buraya kadar hatırımı sormaya gelmedin herhalde. Ya vallahi bravo. Senden de hiçbir şey saklanmıyor ya. Doğru bildin. Mesele Derya. Biliyorum. Ama o ayrıldı benden. Rahat ol. Boşuna gelmişsiniz. Biliyorum. Biliyor musun? Şimdi sana öyle bir ders vereceğiz ki Derya'nın canını yakmak neymiş anlayacaksın. Benim?
Evet. Daha önce seninle kesin karşılaştık. Ama nasıl olur? Berna Hanım, bu sizin fabrikaya ilk girişiniz. Bu da yeni işçilerinizden. Yok yok, zaten fabrikada değil. Gördüğüm yüzleri hiç unutmam ben. Kesinlikle karşılaştık seninle. Sanmam. Yani beni nereden tanıyor olabilirsiniz ki? Dur ya, hatta senin ismin neydi? Devrim? Hadi yeter. Yeter bu kadar, kan gidelim. Dersini almıştır. Bana bak lan. Derya'dan uzak duracaksın, anladın mı? Adım Emre. Emre Aktaş. Tanrım Bey, bakar mısınız? Ah, çok benziyor ama. Pardon. Olsun, memnun oldum gene de. Benzettiniz herhalde. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Niyetimin ne kadar? Ciddi olduğunu anlatmaya çalışıyorum, tamam mı? Zamanın azaldı. Ona göre ver kararı. Berna Hanım, devam edelim isterseniz. Sami Bey, çok önemli bir randevum varmış. Onu unuttum. Hemen çıkmam lazım benim. Tabii, ne demek. Başka bir zaman dolaşırız diğer üniteleri. Kesinlikle. Zaten öyle görünüyor ki çok kısa bir zaman sonra tekrar geleceğim fabrikaya. O zaman yolcu edeyim sizi, buyurun. Lütfen. Seninle de tanıştığıma çok memnun oldum Emre Aktaş. Ben de. Ne bakıyorsun oğlum? İşin başına hadi. Evet, Berna Hanım. Parkında. Çabuk, ne olur çabuk. Kerem. Duyuyor musun ya Kerem? Kerem. Kolay gelsin. Ha, sağ olun. Demir Bey, Demir Bey. Celal Bey geldi. Annemizle birlikte terasta oturuyorlar. Tamam, yüzümü değiştirip geliyorum o zaman. Leyla'cığım, nasıl Celal Bey? Uzun zamandır bizim eve uğramıyor da. Celal Bey, bir şey mi oldu? Leyla evden ayrıldı. Aa, neden? Berna ile anlaşamıyorlar. Yine kavga etmişler. Leyla da bavulumu toplayıp gitmiş. Hay Allah, çok üzüldüm. Peki nerede kalıyor şimdi? Bir kız arkadaşında kalıyormuş, öyle dedi. Ben arayayım, bize gelsin, bizde kalsın. Yok yok, aramayın. Üstüne düşmeyelim. Üzerine düştükçe dönmem diye inat ediyor. Siz bilirsiniz de. Neyse, siz canınızı sıkmayın. Siniri geçince döner. Ben sizi ne kadar çok sevdiğini biliyorum. O sizden ayrı kalmaya dayanamaz Celal Bey. Umarım öyle olur bu zaman. Listen.
nereden tanıyorum ben? Beni mi? Evet. Daha önce seninle kesin karşılaştık. Ama nasıl olur? Berna Hanım, bu sizin fabrikaya ilk girişiniz. Bu da yeni işçilerinizden. Yok yok, zaten fabrikada değil. Gördüğüm yüzleri hiç unutmam ben. Kesinlikle karşılaştık seninle. Sanma. Yani beni nereden tanıyor olabilirsiniz ki? Dur ya, hatta senin ismin neydi? Devrim? Hikmet de özetti kendini. Ay onu siz bir de bana sorun. Ama önümüzdeki hafta geliyor inşallah. İnşallah, inşallah. Celal amca hoş geldin. Hoş bulduk canım. Neyse ben bir mutfağa gideyim, sizin konuşacaklarınız vardır. Yok, siz de otursaydınız. Büyük takı dinlerdiniz yoksa. Celal Beyciğim, sizin iş konuşmaları beni sıkıyor. Bana müsaade, hadi. Peki, siz bilirsiniz. Şu ilaçları içirelim, ağrısını biraz azaltır. Peki. Oğlum bak inatlaşma. Kalk da adam gibi bir hastaneye götürelim seni. Film falan çektirelim. Ya ne bileyim, kırın çıkın varsa bir baktıralım. İyiyim ben. Kırık olsa duramazdım zaten. İyi, sen bilirsin abi. Ben bir hava almaya çıkıyorum. Çocukları sen gönderdin değil mi? Nefret ediyorsun benden ya. Beni dövmeleri için adam gönderdiğine göre. Senin de canın en az benimki kadar yansın istedim Kerem. Yandı yandı. Merak etme. Baksana halime. Senin o yaraların 3-5 günde iyileşir ama... bende açtığın o yara var ya... ömür boyu iyileşmeyecek. Neden yaptın bunu? Hı? Neden? Demirciğim, telefonda acil konuşmamız gerektiğini söylemiştin. Hayrola? Orhan Bey fabrikadaki hırsızlık olayından bahsetti. Evet. Çok üzücü. Güven sarsıcı bir olay. Yani işin içinde bizim eski elemanlar da varmış. Baban da duyunca tabii çok üzüldü. Babam Türkiye'ye dönsün, acil bir toplantı yapacağız. Yapalım tabii. Hatta ne önlemler almamız gerektiğini de konuşalım. Konuşalım. Ama önce seninle konuşmak istedim. Celal amca, bence bu boyuttaki bir hırsızlık... böyle güvenlik görevlisiyle, işçiyle, muhasebe müdürüyle yapılabilecek bir iş değil. Ne demek istiyorsun? İşin içinde başka birileri de var. Birdenbire oldu her şey. Ne söyleyebilirim ki? Üzgünüm. Pişmanım. Beni bırakma Derya. Bitti her şey Kerem. Niye buradasın o zaman? Benim için geldin. Çünkü hala beni seviyorsun. Evet, senin için geldim. Ama seni sevdiğim için değil. Benim yüzümden başına bir şey gelmesini istemedim. Vicdanın el vermedi ya. İyi olduğunu görmek istedim. İyi olduğuna göre artık gidebilirim. O çocukları mahvedebilirim biliyorsun değil mi? Polise bir şikayetime bakar. Ama yapmayacağım bunu. Çünkü senin de başın belaya girsin istemiyorum. Azmettiricileri sensin ne de olsa. Bunun için sana teşekkür mü etmemi bekliyorsun? Hayır. Seni ne kadar sevdiğimi anlamanı istiyorum. Hoşça kal Kerem.
Mesela kim? Daha üst düzey bir çalışan olabilir. Sami Bey'e güveniyor musun sen Celal amca? Yoksa sen Sami'den mi şüpheleniyorsun? Ama neden? Bilmem. Dedim ya. Bu olay fabrikada ürettiğimiz bir parça malı çalma olayı değil. Tonlarca mal başka bir fabrikaya satılmak için çalınıyor resmen. Büyük bir risk, büyük bir kazanç var ortada. Yani bu boyutta bir hırsızlık... öyle muhasebe müdürünün yapacağı çapta bir iş değil. Demircim, bak çocuğum, sen çok gençsin. İnsanların gözünü para hırsı bürüdüğünde neler yapabileceğine benim kadar şahit olmamışsındır. İşte bu yüzden bana bu hiç de garip gelmiyor. Sami'ye gelince, daha tanışmadınız. Sami çok değerli bir insandır ve yıllardır birlikte çalışıyoruz. Fabrikamızın bu duruma gelmesinde Sami'nin özverili çalışmalarının büyük katkısı var. Yani bu durumda ben kendimden şüphe ederim ama Sami'den asla. O kadar güveniyorsun yani ona. Çok güveniyorum. Evet. Ayrıca bu hırsızlık olayını da ortaya çıkaran Sami. Unutma. Doğru. Bu hırsızlığı Sami Bey ortaya çıkardı. Biliyor musun, Derya ile Kerem seni Demir'le tanıştırmak istemişler. Evet ama o Demir'in senin Demir olduğunu bilmiyordum. Benim Demir. Demir benim değil ki. Bak, eğer tanıştırmış bile olsalardı hiçbir şey olmazdı. Ben Emre'ye aşığım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama durum çok komik değil mi sence de? Yani seni tanımadan sana kızıyordum bir de. Şu anda kızabileceğim en son insan sensin Deniz. Sana sığındım resmen. Yani bana evini açmandan bahsetmiyorum. Yoksa bir otelde de kalabilirdim tabii ki ama... senin dostluğun şu anda bana o kadar iyi geliyor ki. Her şey için çok teşekkür ederim. Affedersin Ceylan. Efendim. Semih ne diyorsun? Tamam, geliyorum hemen. Celal amca, bizim Kerem. Kaza geçirmiş, yanına gitmem lazım. Geçmiş olsun dileklerimi ile. Tabii yavrum, gidebilirsin. Sonra konuşuruz. Ama konuşalım. Tamam. Celal amca, bu arada ben bugün Leyla ile konuştum. İyi. Siz onu merak etmeyin. Bir arkadaşında kalıyormuş. Biliyorum arkadaşında kaldığını ama adı ne? Adresini ver de ben de gideyim, kızımı göreyim. Kusura bakmayın, söz verdim ben. Bu konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğime. Ama hiç merak etmeyin, benim gözüm de kulağım da Leyla'nın üzerinde. Zaten şimdi biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Biraz toparlasın, sonra yanınıza gelecektir. Görüşürüz. Hoşça kal evladım. Bunu hak ettiğimi söyleyeceksin değil mi? Söyle söyle, rahat ol. Kerem. He. Kimse böyle bir şiddeti hak etmiyor. Ama o kızcağız da senin bu yaptıklarını hak etmiyordu. O gece ne kadar perişan olduğunu görsen demek istediğimi anlardın. Sen nereden biliyorsun? O gece senden çıktıktan sonra beni aradı. Eve gitmek istemiyordu. Zaten zor durumdaydı. Ben de bize götürdüm. Sana da kahramanlık yapmak için fırsat doğdu değil mi? Çok seviyorsun bu rolü ya. Saçmalıyorsun Kerem. Ne yapsaydı? Demir'den yardım istemiş kızcağız. Derya ayrıldı benden. Sevmişsindir. Vallahi sevinmedim desem yalan olur Kerem. Zaten baştan beri birbirinize uymadığınızı düşünüyordum. Neyse ki bu iş burada bitti. Güzel. Ama bitmedi. Sana demiştim oğlum. Bu iş ben ne zaman istersem o zaman bitecek. Hatta şöyle söyleyeyim, her şey daha yeni başlıyor. Ulan bak hala! Demir, sakin ol kardeşim. Ne yapacaksın ya? Bir de sen mi dövmeye kalkacaksın beni? Hazır yapabiliyorken şimdi yap, sonra şansın olmayabilir. Hadi gel, gel. Kalkamıyorum ki.
Mekanınızı satayım zaten. Ben gidiyorum. Ama bu konuşma daha bitmedi. Şu elin yüzün bir düzelsin. Adam akıllı konuşacağız seninle. Konuşuruz, konuşuruz. Sen nasıl istersen anneciğim. Alo. Ya şey, Deniz Arakan'ın numarasını alabilir miyim? Evet. Tamam, teşekkürler. Ben bir karar aldım Rıza. Hayırdır? Ne karar? Deniz'in bu fotoğrafı görmesi gerek. Varsın beni sevmesin. Ama yeter ki bu Emre'nin gerçek yüzünü görsün. O daha fazla üzülmesin. Emin misin? Evet oğlum. Bugün görmedin mi? Emre'nin protestoya karşı olan tavrına rağmen ondan vazgeçmedi. Serviste yine yan yanaydılar. Haklısın kardeşim. Deniz o kadar aşık ki Emre'nin gerçek yüzünü bir türlü göremedi işte. Fabrikaya geldiği ilk günden beri bu herifte bir gariplik vardı. Ben bunu biliyordum zaten. Al işte. En büyük kanıtı da bu. Oyun mu oynuyorsun? Yok, tren bileti bakıyorum. Tren bileti mi? Neden? Fransa'ya gitmeye karar verdim annemin yanına. Gitmeden önce de ufak bir Avrupa turu yapacağım. Gitmeye mi karar verdin? Leyla, bak şimdi üzgünsün, o yüzden böyle kararlar alıyorsun. Her şeyini bırakıp nereye gideceksin? Baban burada, kafen, arkadaşların, her şeyin. Demir'den uzaklaşmam gerek Deniz. Onun bu kadar yakınındayken ondan uzak durmaya çalışmak zorunda olmak bana çok acı veriyor. Nereye gidersen git, kalbini de yanında götüreceksin. Acıdan kaçamazsın. Haklısın belki de ama... Ay, hay Allah ya. Ne oldu? Telefonumun şarjı bitti. Ben şunu şarj edeyim. Söylediklerime çok haklısın ama ben kararımı verdim Deniz. Bu şehirden gideceğim. Efendim? Deniz Arıkan'la mı görüşüyorum? Evet benim. Siz kimsiniz? Benim kim olduğumun bir önemi yok. Önemli olan Emre Aktaş'ın kim olduğu. Anlamadım. Siz ne diyorsunuz? Emre kimmiş? Emre senin sandığın kişi değil. Ya da sana tanıttığı gibi biri değil. Bak aslında sana bunları söylememem lazım ama... daha fazla kandırılmana içim el vermedi. Emre'nin gözü yükseklerdedir. İlişkilerini ona göre seçer. Seninle beraber olmasına şaşırdım. Genelde o kendine yüksek standartlar sağlayacak kadınlarla beraber olur da. Siz neler söylüyorsunuz ha? Aslında bunları sana telefonda anlatmak yerine... Gerçeği gözlerinle görmeni sağlayabilirim. Emre Aktaş'ın kim olduğunu öğrenmek istiyorsan... Göztepe Işıkları'nın oradaki Mino Kafe'ye gel.
Ablam ne oldu? Bir şeyim yok. İyiyim ben. Ben bir arkadaşımla buluşacağım. Sen Leyla'yı yalnız bırakmazsın, tamam mı? Tamam, ilgilenirim ben onunla, merak etme. Sen gerçekten iyi misin? Abla. Hoş geldin hayatım. İyi günler. Göztepe Işıklar. Mino kafeye gideceğiz. Neden yapıyorsun bunu? Çok yakında anlarsın neden yaptığımı. Berna, ben zaten yakında açıklayacağım her şeyi. O zamana kadar susmak sana ne kaybettirir? Hiçbir şey kaybettirmez. Ama susmam ikimize de çok şey kazandırır. Bence sen bu fırsatı iyi değerlendir ve ben ne diyorsam yap Demir. İzin vermeyeceğim. Bir kukla gibi oynayamazsın benimle. Öyle mi? Git Deniz'e anlat hadi her şeyi. Sen Deniz'i nereden biliyorsun? Bir ipucu bulunca gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Biraz da parçaları birleştirip zekayla her şey çıktı ortaya. Dediğim gibi, git açıkla Deniz'e her şeyi. Hem kızcağız da sevinir patronun oğluyla aşk yaşıyorum diye. Hem kızın da hayatı kurtulacak ne de olsa. Ama yapamazsın değil mi? Yalanların ortaya çıkınca onu kaybetmekten korkarsın. Yoksa sen şimdiye kadar çoktan ortaya çıkarırdın her şeyi. O halde Demir'ciğim, bu sırrının güvenle bende kalmasını istiyorsan istediklerimi yapacaksın. Ben bu kadar tutacağını tahmin etmemiştim. İnşallah çıkar param. Çıkmasa da önemli değil abla, canın sağ olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim, sağ ol. Suratını sende. Merak etme, sırrım bende güvende. Tabii istediklerimi yaptığın sürece. İstiyorsan sende kalsın. Hediyem olur hem sana. E hadi ama artık, hala niye asıyorsun o güzel suratını? Hı?